Bu akşam sizleri yine yerinizden kaldırmamak niyetindeyiz. Yine gündemin en güncel konusu olan PKK ve buna bağlı gelişmelerin perde arkasını inceleyeceğiz. Kuzey Irak'a gidip orada neler olduğunu öğreneceğiz. Acaba Zeli kampı bombalanacak mı? Bu soruya yanıt arayacağız. Programın bir de üst düzey konuğu var. Pakistan Başbakanı Benazir Bhutto. Bizim Tansu Çiller'imiz varsa onların da Benazir'i var. Ayrıca bu programa Galatasaray'ı da aldık. Ancak başka bir açıdan. Programın diğer önemli konuğu da İçişleri Bakanı Nahit Menteş'e Ankara stüdyolarımızda. Hoş geldiniz Nahit Bey. Hoş bulduk. Biraz sonra dosyalardan sonra sizle birlikte olacağız. İsterseniz önce Güneydoğu'daki durumun en baş sorumlularından birini şimdilik bekletelim Nahit Bey'i. Ve özel timle birlikte önemi artan İçişleri Bakanı'nı biraz bekletelim ve diğer dosyalara geçelim. Sevgili seyirciler, ilk önce Almanya'ya gideceğiz. Fransa'dan sonra PKK'ya karşı harekete geçen Almanya acaba diğer Avrupa ülkeleri tarafından izlenecek mi? 32. gün ve Milliyet muhabiri Ahmet Sever önce Almanya neden tutum değiştirdi sorusuna yanıt arayacak. Ardından yine Ahmet'e bağlanacağız. Bu defa bugün Brüksel'de toplanan 12 AT ülkesi İçişleri ve Adalet Bakanlarının toplantılarının içeriğine bakacağız. Yola önce isterseniz Almanya dosyasıyla çıkalım. Sabırsızlıkla beklenen nihayet gerçekleşti. Alman hükümetinin aldığı karar geçen cuma sabahı saat 6'da uygulamaya sokuldu. Bondan düğmeye basıldı ve operasyon 11 eyalette birden başladı. 1000 polis 100'e yakın Kürt derneğini bastı. Herkes daha uykudayken Alman polisi Kürt derneklerini dağıttı. Belge, kitap, resim, bayrak ne bulduysa topladı. Tabelaları ve zillerin üzerindeki isimleri söktü, kapılarını mühürledi. PKK'nın propagandasını yapan yayın evlerini ve haber ajanslarını susturdu. Ayrıca bankalarda milyonlarca mark tutarındaki hesaplarına el koydu. Türk-Alman ilişkilerini yıllardır darboza sokan PKK'nın dağıtılmasına birkaç saat yetti. Peki ne oldu da ısrarla Türkiye'nin çağrılarına kulak tıkayan ve ayak sürüyen Almanya böyle birden karar değiştirdi ve PKK'ya cephe aldı? Almanya'nın PKK'ya artık yeter demesinin ardında çok yönlü faktörler rol oynadı. Türkiye'nin aralıksız girişimleri ve diplomatik atakları mutlaka etkili oldu. Ancak bu tek başına Almanya'nın tutum değişikliğini anlamaya yeterli değil. Zira PKK sadece Türkiye'nin sorunu olmaktan çıkıp Almanya'nın iç güvenliğini tehdit eder boyut kazanmıştı. PKK bir anlamda kendi sonunu kendi hazırladı. Ektiğini biçti. PKK sabrımızı taşırdı. Turistlerimizi kaçırması ve sürekli tehdit etmesi, uyuşturucu trafiği, haraç toplaması, etrafa tehditler savurması artık tahammül edilemez bir hal aldı. Geçen 4 Kasım'da Almanya'da sivil Türklere saldırması ve bir Türk'ü diri diri yakması bardağı taşıran damla oldu. Televizyon yorumcusu ve 5 yıl Türkiye'de görev yapan Alman gazeteci Willy Stöhl, PKK'nın Alman kamuoyundaki eski görüntüsünün kalmadığı ve tamamıyla değiştiği görüşünde. PKK önceleri Filistinliler gibi özgürlüğü için mücadele eden bir örgüt gibi algılanıyordu. Yani haklarını arayan zavallı bir toplumun temsilcileri gibi görünüyordu. Dolayısıyla Alman halkı için PKK'ya destek vermek doğrudan yana olmak gibiydi. Ancak zaman içinde bu durum değişti. PKK'nın kadın ve çocukları da acımasızca öldüren ve Kürtleri de hedef alan bir örgüt olduğu anlaşıldı. Ardı ardına öyle cinayetler işledi ki en büyük taraftarları dahi savunamaz hale geldi. Artık ilk yıllardaki görüntüsü yıkıldı. Durum tamamıyla değişti. Durum aslında sadece Almanya'da değil, diğer Avrupa ülkelerinde de farklılaşmaya başladı. Bunun en çarpıcı örneği Fransa'da yaşandı. PKK beklemediği ilk darbeyi Almanya'dan önce Fransa'da yedi. Fransız polisi ardı ardına yaptığı baskınlarla Avrupa'da PKK aleyhine başlayan harekatın öncüsü oldu. Aslında Fransa bu girişimden ne Almanya'ya ne de Türkiye'ye haber verdi. Herkes için tam bir sürpriz oldu. Bu Almanya'nın tutum değişikliğinde de rol oynadı.
Şimdi korkulan Almanya ve Fransa'daki Kürt militanların merkez değiştirmeleri, başta Belçika, Hollanda olmak üzere diğer ülkelere kaymaları. En dikkatli izlenen ülke Belçika. Uluslararası basına yakınlığı, Kürt topluluğunun bulunması Belçika'yı Avrupa'daki yeni merkez durumuna sokmasından kuşkulanılıyor. İşte bu olasılık diğer ülkeleri de PKK'yı yasaklamaya zorluyor. Alors je crois que les Français pensent que comme nous. Fransa bizim gibi düşünüyor. Diğer ülkelerde kendilerini Almanya'nın yerine koyması gerekir. Terörizm bizim topraklarda artık barınamaz. Eminim öteki başkentlerde bizim gibi davranacaktır. Şimdi her şey bundan sonra ne olacak sorusunda düğümleniyor. PKK'nın ve yan örgütlerinin yasal yüzüğü yok edildi. Ama kökü kazınabilecek mi? PKK'nın yasa dışı faaliyetleri son bulacak mı? Ve nihayet PKK'yı Avrupa'dan besleyen damar kuruyacak mı? Bu soruların yanıtını alabilmek için bir süre daha beklemek gerekecek. Resmi olmayan rakamlara göre Almanya'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 400 bin Kürt yaşıyor. PKK'nın ise 4 bin aktif militanı ve 40 bin sempatizanı bulunuyor. PKK'nın haraç ve uyuşturucu trafiği yoluyla her yıl yaklaşık 150 milyon mark gelir elde ettiği belirtiliyor. PKK'nın mali desteğinin önemli bir bölümünü buradan sağladığından kimse şüphe duymuyor. Almanya'da bu kadar kök salan ve büyük bir potansiyele sahip olan PKK'nın bir anda yok olması beklenmiyor. Uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç toplama gibi eylemlerini bugüne kadar zaten yasa dışı olarak yaptığı vurgulanıyor. Bundan böyle yer altına inerek faaliyetlerini sürdürmesinden kuşku duyuluyor. İster istemez bütün gözler de Alman polisine dönüyor. Acaba şimdi gösterdiği titizliği devam ettirip baskısını sürdürecek mi? Yasaklamak PKK'nın çökertilmesi için ilk ve önemli bir adım. Ama yeterli değil. Şimdi ne yapılacak? Onu görmek gerekir. Alman polisinin PKK'nın üzerine gitmesi ve yasa dışı faaliyetlerini önlemesi şart. Bundan sonrası Alman polisine bağlı. Ya kararlı bir şekilde üzerlerine gidecek ve nefes aldırmayacak ya da gevşeyecek. Türkiye'nin Bonn Büyükelçisi Onur Öğmen, Almanya'nın yasaklama kararında büyük emeği geçenlerden biri. Öğmen, Almanya'nın PKK'ya yönelik tedbirlerini çok ciddi aldığını düşünüyor. Aslında bütün şiddet yanlısı örgütler, bütün organize suç örgütleri bir anlamda yer altında çalışırlar. Uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütler, esir ticareti gibi Türkiye'den buraya siyasi mülteci adı altında insanlarımızı kaçıran örgütler, bunların hepsi bir yerde yer altındadır. Fakat bütün ülkelerde polisin görevi yer altındaki örgütlerle de mücadele etmektir. Ve her ülkenin polisi yer altındaki örgütlerle mücadele etmenin yöntemlerini çok iyi bilir. Alman polisi de bilmektedir. Alman parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Hans Sterken kararlılığın süreceğini belirtiyor. Biz PKK'nın hareketleri, yerleri ve üyeleri hakkında yeterli bilgiye sahibiz. Yer altına inerse gereği yapılır, yapılacaktır da. PKK'nın yasaklanması Türkiye'de olduğu kadar Almanya'da da büyük yankı uyandırdı. Her şeye rağmen bu kararla PKK yasal zeminini ve gördüğü sempatiyi kaybetti. Yasa dışı ve terör örgütü olduğu tescil edildi. İnandırıcılığını yitirdi. Ama madalyonun bir de öteki yüzü var. Avrupalı yetkililer şimdi ağız birliği etmişçesine aynı sözleri tekrarlıyorlar. Biz PKK ile Kürt sorununu birbirinden ayırdık ve teröre karşı kesin tavır aldık. Şimdi sıra Türkiye'de. Batılı başkentlerin bu sinyalleri önümüzdeki günlerde daha da artacak. Kimse Kürt sorununa çözüm üretemiyor. Kimsenin çözüm formülü yok. Ankara'dan beklenen Güneydoğu'daki yaklaşımı da demokrasi ve insan haklarına duyarlı davranması. Halkı yanına çekebilecek bir dizi reform yapması. Terörle mücadele ederken temel hakların unutulmaması. Türkiye'ye yönelik bu sinyaller giderek çoğalacak.